İyi akşamlar efendim. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz Tıp Dünyası programımızda, Kanal T ekranlarında. Tabii ki her hafta olduğu gibi yine bu hafta da değerli bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Tabii ki bugün sağlam bir yağmur yağdı Kuzey Kıbrıs'a. O sağlam yağmurun da görüntülerini ileriki dakikalarda size ekrana taşıyacak arkadaşlar. Ama çok fazla bir yağmur yağdığı söylenemez ama çok fazla bir birikinti olduğu söylenebilir. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden dönüyordum. Bütün yollar ne yazık ki bu sulara teslim olmuş durumda idi. Hele ki bazı yerler oldukça sıkıntı yaşattı bizlere. Umut ederiz bundan sonra öyle bir şey olduğunda bizim çözümümüz daha önceden hazır olur. Çünkü insanlarımız mağdur olmasın, en büyük dileğimiz bu. Efendim biz Tıp Dünyası programında bu hafta üroloji konularını konuşacağız. Sevgili Necmi Bayraktar bizlerle birlikte. Aslında onunla aynı üniversite mezunuyuz. Hacettepe Üniversitesi'nden mezunuz. İki Hacettepe'li bir araya gelince çok da farklı derin sohbetler olabiliyormuş. Bu akşam onu yapacağız inşallah kendisiyle birlikte. Aslında sizlere ulaşmaya çalışacak düzeyde de tutturmaya özen göstereceğiz. Böbrek taşı diyeceğiz, mesane taşlarını, mesane hastalıklarını konuşacağız, prostat hastalıklarını konuşacağız, eski diliyle bevliyeyi konuşacağız. Yanlış mı söylüyorum sevgili? Doğru söylüyorsun. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben seni tanıtırken üroloji uzmanı dedim. Evet. Tabii genç bir arkadaşsın, Hacettepe mezunusun ve dinamik bir arkadaş olduğunu ben hastalarından çok iyi biliyorum. Önce bir nedir üroloji? Bevliye eski ismiyle neyle uğraşıyorsunuz? Bir bunu senden alalım. Sonra konularımıza yavaş yavaş gireriz. Eski ismiyle başlayalım o zaman. Bevliye, Osmanlıca'da idrar yolları ve bunların hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı. Üroloji ise biraz daha farklılaşmış, idrar yollarından biraz daha ayrılmış. Hem idrar yolları ve onların hastalıklarıyla birlikte erkek üreme sistemini de içine alan klinik bir bilim dalı. Tedavi ettiği yaş grubu anne karnından başlayıp ölene kadar devam ediyor. Her iki cinsiyete de, her iki cinsiyetin sadece erkeklerin hastalıkları değil, değil mi? Değil. Üroloji. Değil. Yani hem kadın hem erkek olmak hem üzere. Hem kadın hem erkek hem çocuklar, çocuklar hem bebekler hepsini içerisine alıyor. Kendi içerisinde de şu anda alt branşlara ayrılmış vaziyette. Özellikle çocuk ürolojisi, üro-onkoloji ve kanser ve üroloji. Tabii kanser ve üroloji bir arada. Dalları buradan ayrılmış. Endorologlar ayrılmış. O ne anlamadım? Endoroloji. Bu endoroloji ne? Endoskoplar bu küçük kibar kameralar, insan vücudunun içerisini incelemeye yarayan kameralarla özellikle idrar yollarını, yani endoroloji dediğimiz zaman bu tabii işte gastroenterologların mideyi incelediği özel borucuklar üzerinde kameralar ve ışıklar olan cihazlara benzer cihazlarla. Ama çok küçük. Tabii çok küçük cihazlar bunlar. Hem rigid dediğimiz kıvrılamayan, eğilip bükülemeyen cihazlar var. Hem de eğilip bükülebilen flexible dediğimiz cihazlar var. Bu cihazlar yardımıyla böbreğin ta içerisine kadar girip oralarda bir takım müdahaleler yapabiliyoruz artık. Bu ürolojinin bu kısmıyla ilgilenen alanda da endoroloji diyoruz. Bunlarla ilgilenen kişilere de, bu işi yapanlara da endorologlar diyoruz. Bunlar ayrı ayrı bölümler olarak ürolojinin altında incelenmekte. Birçok konuya ayırdın. Şimdiden. Tabii. Çok fazla konular. Bizim ayırdı. Zamanımızda tabii ben seninle elbet bir yaş farkımız var. Tabii iki olsun diye düşünelim biz onu ama iki değil. Evet. İki yıl değil aramızdaki fark. Ama bizim zamanımızda tek üroloji vardı. O zaman yan dallar da yeni yeni açılırdı. Çocukta bile. Düşünün ki şu anda ürolojinin tekliği bile daha da spesiyel noktalara, daha da özel noktalara ulaşmış durumda. Ne mutlu sizlere. Peki ben hemen başlayayım istersen konulara. Tabii, sevgili Necmi, ben web sayfalarından bunları en sık sorulan sorular olarak alıyorum ve buraya taşıyorum ki izleyenlerimiz bizim konuştuklarımızdan kendilerine özgü bir şeyler alabilsinler diye. Böbrek taşı. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta böbrek taşı ne kadar? Var mıdır? Veya böbrek demeyeyim, bütün ürolojik yollardaki taşlarla ilgili söyleyeyim. Sizin konunuzdaki taşlarla. Bunun sıklığı ne kadar? Ne bulgularla size geliyorlar? İçtiğimiz suyla ilişkileri var mı? Böyle topu sana. Tabular var. Evet. İçtiğimiz sular gibi.
taş hastalığı, bununla ilgili terminolojik olarak bir takım problemler var. Ama genel olarak böbrek taşı tanımı doğru. Çünkü sıklıkla böbreklerin içerisindeki idrar yollarında oluşan, daha çok kalsiyum içeren, farklı farklı kompozitlerde bulunabilen, doğadaki taşlara benzer taşlar. Bazı tipleri yumuşak, bazı tipleri sert olan, bazı tipleri şekilli, bazı tipleri şekilsiz olan taşlar. Çoğunlukla kalsiyum. Çoğunlukla bu kompoziti oluşturan, bu içeri oluşturan şey kalsiyum. Ama daha farklı taş kompozisyonları da var. Sıklığı nedir? Ülkemizde sıktır. Belli bir istatistik ne yazık ki yoktur. Fakat Kuzey Kıbrıs dediğiniz anda şu cümle geliyor. Taş coğrafyası diye bir şey vardır. Akdeniz bölgesi de o taş coğrafyası içerisindedir. Dolayısıyla taş hastalarının toplumda sık görüldüğü yerlerden biriyiz. Neden? Öncelikle sıcak. Öncelikle neden? Sıcak. Öncelikle sıcak. Bir arkadaşımın sorduğu gibi, Kudret sen bunları biliyorsun demişti bana bir abimiz burada. Bana sorma bunları. Ben de senin bir abin olarak bunları bilip bilmediğim önemli değil. Evet, senin güzel, ağzından güzel duymak istiyorum ben. Öncelikle sıcak. Öncelikle sıcak. Ve tabii ki burada genetik de önemli. Yani sıcak neden önemli? Sıcak neden önemli? Sıcak şundan dolayı önemli. Taş oluşumunda tanımlanmış 5 tane teori var. Bunların içerisinde en basit olanı söyleyeceğim. Bununla daha kolaylıkla anlaşılabilir. Çok çok basit bir örnektir. Bir bardak su alırsınız, içerisine bir kaşık şeker koyarsınız, karıştırırsınız, çözülür. Bir kaşık daha koyarsınız, çözülür. Bir kaşık, bir kaşık. En sonunda şeker çözülmemeye başlar. Orada birikir ve bir kristalizasyon süreci başlar. Bu birbiriyle o çökelek birleşmeye. Yani susuz kalıyoruz sıcaktan dolayı diyorsun. Bu bir doygunluk sürecidir. Günün sonunda burada çözen madde su. Böbreklerde bilindiği üzere vücuttaki artık maddeleri temizleyen ve suyun fazlasını da atan bir organ. Eğer yeterli miktarda sıvı tüketmezseniz, yeterli miktarda sıvı bu artık yükle birlikte atılmazsa, bu artık yük belli bir doygunluğa ulaşır ve bu kristalizasyon süreci başlar. Orada da buna fırsat verecek bir nüve varsa, bu taşın çekirdeğini oluşturacak bir yapı varsa, bu bazen bir kan hücresi olabilir, bazen bir iltihabi süreç olabilir, bazen bir metabolik hastalık olabilir altta yatan. Taş oluşumu başlar. Tetiklenir. Coğrafyaya geri dönersek, sıcak dehidratasyon dediğimiz vücutta sıvı kaybına yol açar. Dolayısıyla bu sıvı kaybı taş oluşumuna meydan verir. Ayrıca birçok hastalıkta bugün kabul ettiğimiz şey hem genetik hem de çevresel faktörler etkilidir. Yaşadığımız çevrede bu çevresel faktörlerin içerisinde genetik de, işte Akdeniz bölgesinden bahsediyoruz. Buradaki insan, buraya yerleşmiş olan insanların genetiği de birbirlerine benzerdir. Bir Afrika'daki gibi ya da İskandinav'daki kişiden biraz daha farklıdır genetik haritası. Dolayısıyla burada da altta yatan bir takım daha tam olarak işaret edemediğimiz genetik problemler de bizim ülkemizde taş hastalığının sık görülmesinin ana sebeplerinden birisi. Peki, su dedin, yeterli su dedin ama ben o yeterliyi biraz açayım. İnsanlar bizi izliyorlar. Ne kadar yeterli? Yani ben ne kadar su içmem lazım? Bizi izleyen izleyici taş oluşumuna en azından bir miktar olsun engel olabilmesi için, tamamen belki engel olamayacak ama en azından su içerek bu süreci azaltmak veya bu süreçten biraz korunmak için ne kadar suyu öneriyor sizin bilim dalınız? Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz ama ben bilmiyorum şu anda. Kişisel özellikler farklı. Yani işte benim kilom, boyumla örnek bir erişkin kişi. Farklı. Erişkin, ondan bahsediyorum. Evet. İşte kilolu birinde daha farklı, zayıf birisinde daha farklı, uzun boylu daha farklı. Deri özelliklerine göre değişen şeyler var ama çocukluk çağında bunu belirlemek daha da zor. İşte büyüklerde kabaca bir şeyler söylüyoruz. İşte 2 litre, 3 litre arası alın diye bir şey söylüyoruz ama daha basit olduğunu düşündüğüm çocuklardaki önerimi söyleyeceğim. Daha yok, doğrusu yerin erişkinleri istedim buradan size. Yok, aynı. Çocukları da dinleyelim. Çok daha benzeri bir durum var. Evet. İdrar rengine bakıyorsunuz. Evet. İdrar rengi sarı çıkıyorsa
Bu az su içiyorsunuz demektir. Eğer suya yakın veya parlak bir limon sarısı, çok açık sarı bir renkteyse içtiğiniz su yeterli miktarda. Çok iyi. Demektir. Bakın bunu iyi dinleyin efendim. İdrar renginizden içtiğiniz su miktarını anlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. İdrar renginiz açıksa, beyaza yakınsa, açık sarı gibiyse bu aldığınız su miktarı yeterli. Gün içinde kaybınız da önemli çünkü. Evet. Kilonuz da önemli. Biz idrar rengimizi koyu sarıda değil, açık sarıda tutmaya özen göstermemiz çünkü, lazım. Çünkü taş hastalığı yeni doğan döneminden başlayıp işte insan hayatının sonuna kadar, ömrünün sonuna kadar görülebilecek bir rahatsızlık. Sonuçta belli bir yaş grubunun üzerinde farklı ilaç kullanımları olabiliyor. Bunlar işte idrar söktürücü maddeler içerebiliyorlar. Sonuçta bunu şu kadar su için diyerek çözemiyorsunuz. Tamam. Sadece ilaç kullananlarda bile değişebiliyor. Tabii ki. Dolayısıyla en kolay yöntem idrar rengine bakmak. Evet. Evet. Peki içtiğimiz su. Tabii biz burada idari kısma girmeyeceğiz. Orasını idarecilere bırakacağız ama içtiğimiz sunun taş yapıcı bir özelliği olabilir mi? Yani Kuzey Kıbrıs'ta bu da bir tabudur. Yani işte su içtim taşım oldu veya yemek yedim taşım kalsiyum, oldu. Kalsiyum içeren gıdalar tükettim. Ispanak yedim, tuşu, taş vardı içinde, beni de taş yaptı. Veya işte neydi o yumurtanın beyazını yedim veya çok süt içtim, taşım oldu mu acaba? Aslında öyle bir şey yok. Yani tabii ki suyun içeriği önemli. Suyun içerdiği kompozitler, elektrolitler, mikrobiyolojik değerlendirilmesi, içinde barındırdığı mikrop düzeyi önemli. Fakat bunun taş oluşumuyla ilgili çok fazla gösterilmiş bir etkisi yok. Dolayısıyla işte biz bu yani günlük pratiğimizde de çok fazla karşılaşıyoruz. Hasta geliyor diyor ki işte ya bizim bölgemizdeki sular çok kireçli. Tabir bu. Bundan ötürü mü acaba oluyor? İşte hazır su, damacana suyu, kaynatılmış su gibi bir takım çözümlere gitmeye çalışıyor ama nihayetinde tam olarak bugün hala bir takım işaretler var ama tam olarak biz şu nedenle sende bu taş oluştu diyemediğimiz için aslında bunlar çok havada kalan şeyler. Dolayısıyla suyu tüketsinler ve böyle bir düşünce içerisinde olmasınlar, diyebilirim sadece. Çok güzel. En güzel şeyi söyledin, bol su için. Evet. Ve ben eminim izleyiciler arasında 2 litreyi aşan insan sayısı çok azdır. Çok az. Çok azdır. 4 veya 5 bardak. Benim genel yani bu böyle yaptığım bir istatistik değil ama genellikle kendi gördüğüm, takip ettiğim günlük pratiğimdeki hastalardan duyduğum 4 veya 5 bardak su. Bu da bir bardak suyun 150 mililitre olduğunu düşünürsek 5 bardak su işte aşağı yukarı 1 litre bile tüketilmiyor. Tüketilmiyor. Onun için biz de suyumuzu istedik. Şimdi yönetmen arkadaşım bize suyumuzu getirecek. Bu 2 litre olayı gerçekten çok kıymetli. Ben her sabahtan öğlene kadar bir küçük şişeyi, öğleden akşama kadar bir küçük şişeyi, tabii yemekler arasında da 2 bardak suyu içmeye çalışıyorum. Su çok kıymetli ama biz suyu kahve olarak içiyoruz Kuzey Kıbrıslılar. Biz kahveden bahsetmiyoruz. Kahvenin yanındaki sudan bahsediyoruz ama kahve içimi de bazen dozun üstünde olabiliyor. 3, 4, 5 oluyor. Bunu da tadında tutsunlar diyoruz tüm izleyenlere. Yani kahve işte uyarıcı bir şeydir. Sonuçta diüretik dediğimiz idrar söktürücü bir etkisi de vardır. Belli bir limitin üzerinde kişiyi alert hale dönüştürür ve gene taşa döndürecek olursak konuyu o içtiğiniz sudan fazlasını da atmanıza sebep olabilir. İşe de yaramaz. Yani uyandırmaz aksine. Daha da yorgun hissetmenize sebep olur. Dolayısıyla dozunda tüketmek, her şey olduğu her gibi şey kahveyi de dozunda tüketmek herhalde en sağlıklısı. Peki taş nasıl bulgularla gelebilir? Yani biz taşı hangi bulgularla anlarız? Şu şikayetimiz varsa böbrekte midir, mesanede midir, bunu siz daha iyi ayırırsınız ama genel anlamda bir bulgular nasıl olur? Siz nasıl tedavi edersiniz? Bir de taş kırmanız var. Çekişle kırmıyorsunuz herhalde. Yok. Nasıl kırıyorsunuz? Ne zaman ameliyat yapıyorsunuz? Bir de senden alalım bunlar. Suyumuz da geldi. Teşekkürler. Hem konuştuk hem de suyumuzu aldık. Teşekkür ederim Batuhan. Çok sağ olun.
Evet, nasıldır bulguları sevgili Necmettin? Yani ne bulgularla gelir? Burada çeşitli senaryolar kurulabilir. Çünkü taş hastalığı çok enteresan bir rahatsızlıktır. Böyle bizim soğuk algınlığı gibi işte hemen kendini gösteren veya işte tansiyon yüksekliği gibi kendini belli eden, midedeki bir işte gastrit gibi hemen bir şikayet yaratan bir rahatsızlık değildir. Sessiz seyredebilir. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani başka bir rahatsızlık araştırılırken tanısı konulabilir. Bu bir senaryodur. Onun dışında genellikle taş hastalığının ortaya çıkması böyle çok ılımlı değildir. İşte eskilerin tabiriyle doğum sancısından daha kuvvetli bir ağrıyla ortaya çıkar. Hasta kendini hemen doktorda bulur. Erteleyebileceği bir ağrı durumu Çok değildir. tatsız bir durum. Çok tatsız bir durumdur. Ben de taş düşürdüm. Öyle mi? Hakikaten çok tabii tatsız. Ürolog olarak bir ürolog nasıl olarak. Nasıl taş ettin arkadaş? Yani su içmeden mi fazla pek? Muhtemelen tempo ile alakalıdır. Ben, yani ben kendi adıma hem coğrafyanın getirdiği özellikler, hem genetiğin getirdiği özellikler, hem de kendi çalışma tempomla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ona göre de ben de kendi tedbirlerimi aldım tekrar oluşmaması için, ama ağrı hakikaten çok kötü bir ağrı. Uzun süre üzerinde kalıyor insanda, sonra bulgu veriyor anladığım kadarıyla, değil mi? Sen onu anlattın galiba. Çünkü hayır, açıkçası tam olarak öyle değil. Çünkü bazı taş tiplerine göre vereceği semptomlar da farklı olabiliyor. İşte basit kalsiyum içerikli taşlar çok büyük bir büyüklüğe, yani çok fazla büyümeden idrar yollarına düşebiliyor. İdrar yolları derken böbrekten çıkıp idrar kesesiyle böbrek arasında uzanan ince bir tüpçük, üreter dediğimiz bir tüpçük var. Bunun içerisine düşebiliyor ve idrarın sağlıklı akışını, sağlıklı drenajını engelleyebiliyor. Bu esnada da çok ciddi ağrıyla kendini gösterebiliyor. Ama bazı taşlar var ki, özellikle enfeksiyon taşları ve bir takım metabolik hastalıklara bağlı taşlar, böbreğin içerisinde sessizce, böbreğin içerisindeki idrar yollarının şeklini alarak yavaş yavaş büyüyebiliyor ve belli belirsiz, bazen bir künt bir ağrı, bazen bir rahatsızlık hissi gibi hastanın çok önemsemeyeceği bir ağrıyla ortaya çıkabiliyor. Bunların daha çok tanıları başka bir rahatsızlık nedeniyle yapılan bir ultrason, çekilen bir röntgen filmin esnasında konuluyor. Dolayısıyla her zaman böyle çok ağrılı ortaya çıkmayabiliyor. Tedavi şekilleri de tabii ki buna göre değişiyor. Değişiyor. Taşın boyutu, yeri ve kompozisyonuyla alakalı olarak uygulayacağınız çok geniş bir tedavi spektrumu var. Evet, nasıl ne yapıyorsunuz? Düşen taşa herhalde bir şey yapmıyorsunuz düştükten sonra, ama büyüklük önemli burada. Büyüklük. Belli bir büyüklüğün üzerinde ise bununla ilgili yapılmış istatistikler var. İşte klasik olarak şu anda 4-6 milimin üzerindeki taşlar daha zor idrar kesesine geçer diye kabul ediyoruz. Yine 4-6 milimler 4-6 milim arasında arası taş, daha zor geçer. Daha üzeri. Üzeri. 4-6 milimden daha büyük taşlar daha zor idrar kesesine düşer diyoruz. Dolayısıyla bunlar için bekleyebileceğimiz bir süre var. Medikal olarak bir takım ilaçlarla hastanın bu ağrılı süreci rahat geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreyi tamamladığımızda da eğer taş düşmemişse, o takdirde cerrahi veya diğer taş kırma, eğer yeri uygunsa taş kırma, dışarıdan, vücut dışından taş kırma yöntemleriyle o taşı tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer medikal tedaviye yanıt verirse kendisi parçalanıp kendiliğinden düşebiliyor. Parçalanmıyor ama kendisi düşebiliyor. Bazı taşlar da parçalanabiliyor. Doğru. Evet. Anlasınız. Peki bu düşerken gene ağrı yapıyor herhalde. Yani yoksa her hareketinde ağrı hissediyor aslında. Allah, çok kimisi tatlı. Farklı hissediyor, kimisi çok daha şiddetli. Peki kırmak gerekirse ultrasonik dalgalarla mı kırıyorsunuz? Bir aşağıda sesler çıkıyor hastanenin, pat 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 diye. Çekişle kırıyor bizim urologlar diyoruz. Nedir o yöntem? Zararı var mıdır? Nasıl kırıyorsunuz? Yani bu soru için hakikaten çok memnun oldum. Çünkü günlük pratiğimizde şöyle bir cümle çok karşılaştık. Lazerle taşımı kırdılar. Lazerle işte bu lazer midir? Değildir. Dolayısıyla bu yüzden mantığını da burada söylemek istiyorum. Ben suyumu içiyorum bu arada. Görüyorsun lütfen. Sevgili Necmettin. Evet. Lütfen. 1960'ların sonunda, 70'lerin başı gibi neyse, Dornier uçak firması, bugünkü gibi Yağmur
dalgalarının uçak kanatlarına verdiği zararı araştırırken o yağmur damlasının içerisindeki enerjiyi fark ediyorlar. Yani suyun içerisinde oluşan enerjiyi fark ediyorlar. Ve bunun üzerinden yola çıkarak bu taş kırma cihazları gelişti. Yani aslında ne ultrasonik bir enerji var ortada, ne bir lazer enerjisi var, ne de bir başka enerji. Doğrudan su dalgası içerisinde oluşan şok. Bunlar tabii ki bu şok dalgasını oluşturabilmek için farklı farklı enerji tipleri tanımlanmış ve değişik jenerasyonda şu anda dünyada üretilmiş ve kullanılmakta olan taş kırma cihazları var. Bizim burada sesini fazla duyduğunuz cihazımız en son jenerasyon cihaz. Yeni yani. En yeni, en son. Elektrokonduktif diye tarif edilen cihaz. Yaklaşık bir küsur yıldır hali hazırda kullanılabiliyor. En yeni model de aynı zamanda. Bu zarar veriyor mu kişiye? Ha, ben tabii ki zarar veriyor. Yani taşı kıran bir şey kişiye zarar vermesin olur mu? Nasıl zarar veriyor? Ağrı mı yapıyor? Yani ben taşımı kırmak için sana geldiğimde ben bir hasta isem. Korkayım mı onun altına yatarken yoksa korkmayayım mı onu anlatmaya sormaya çalışıyorum sana. Ne zararı verebilir yani nedir bunun siz çünkü gün içinde çok sık kullanıyorsunuz. Ben de aşağıdan sesleri duyuyorum ama bir zararı duymadım ama tabii ki yerlerde kullanıldığı zaman en aza indiriyorsunuz her durumda. Nasıl insanlar buraya gelirken kendilerini hissetsinler bunu öğrenmeye çalışıyorum. Buradaki ağrı tolere edilebilir bir ağrı yani kabul edilebilir bir ağrı. Yaparken mi ortaya çıkıyor? Tabii ki. Evet. Cihazın çünkü farklı kuvvette verdiği enerjiler var. Onu biz orada ayarlıyoruz hastanın tolerasyon durumuna göre. Aynı zamanda işlem öncesinde ağrı kesicilerle eğer hastanın ağrı eşiği düşükse bunu kontrol edebiliyoruz ve doğru taş seçimleri yapmaya çalışıyoruz. Buradaki doğru taş seçimi, taşın yeri ve yine boyutu. Yeri konusu biraz karışık olacağı için bir şey söylemiyorum burada. Fakat boyutunun 2 santimin altında olması lazım böbrek içerisindekilerin. Evet. Böbrekten çıkmış olan idrar kesesi ve idrar yolu arasında olanlarda ise bu kanalın 3'te 2'lik üst kısmında olmasını tercih ediyoruz. Genelde alt kısımda hastaya değişik şekiller verip vurmaya çalışmak lazım. Cihazla temasını sağlarken. Bu da bazen çok ağrılı olabiliyor. O yüzden cerrahi daha fazla seviyoruz. Bu bahsettiğimiz kanalın 1/3'lük alt kısmında. Buradaki zarar, bizim önemsediğimiz zarar aslında ağrı değil. Ağrı biliyorsunuz subjektif, kişinin ifade ettiği bir şey. İşte o bahsettiğiniz korkuyla gelen, tedirginlik içerisinde gelen, bilgisizlik içerisinde gelen kişilerde bu tedirginlik daha fazla oluyor. Dolayısıyla canım yanar mı endişesiyle daha fazla bunu ifade edebiliyorlar. Bizim orada daha çok endişe ettiğimiz şey, şöyle ben anlatayım, daha biraz bilimsel ama anlaşılabilir de olsun. Çoğunun sevmediği avcılık merakı bende de var. Bu fişeklerin içerisinde patladığı zaman tüfekte yarattığı basınç yaklaşık 900 bar civarında. Tüfek namluları denenirken 1600 bar civarında bir basınçla deneniyor, ona dayanıklılığı deneniyor. Bizim cihazımızın uyguladığı basınç yaklaşık 1780 bar. Dolayısıyla çok kuvvetli. Fakat buradaki olay şu, bunu odaklayabiliyoruz. Yani belli bir alana gidiyor. Yani evet. Ve belli bir derinliğe ulaşıyor. Dolayısıyla bir takım kısıtlamaları var bu cihazın. İşte çok kilolu kişilerde yapamıyorsunuz örneğin. Çünkü etkileyebiliyor. Etkisiz kalabiliyor. Etkisiz kalabiliyor. Bizim daha çok zarar diye kabul ettiğimiz şey çok sayıda ve çok yüksek enerjiyle bunların bilimsel çalışmaları yapılmış. Bu cihaza girilirse eğer böbrekteki damarları özellikle atar damarları etkileyip böbrekte küçülmelere, hipertansiyona yol açabiliyor. Yüksek tansiyona sebep. Evet. Ama bu çok defa girdiğinde mi yoksa bir çok defa girdiğiniz zaman. Bir defa dolayısıyla girdiğinde iki veya maksimum 3 kez yapıp bu aralıkların da aşağı yukarı birer hafta en az aralıklarla olması. Eğer çözüm üretilemiyorsa yani
cihazdan fayda görmüyorsanız ya tedaviyi ertelemek, tekrar taşkırma cihazına girmek için bir zaman vermek. Oradaki böbreğin dokuların tekrar kendini toparlayıp tamiri için bir zaman tanıyıp tekrardan yapmak. Yok eğer ağrılığı semptomatik bir hastaysa veya acil tedavi planlanıyorsa diğer bir tedavi metoduna geçmek dir tercihiniz. Bunun dışında taşkırma cihazının yapabileceği nadiren kanamaya yol açabiliyor. Böbrek kapsülünün altında bir kanama yapabiliyor. Bunlar tamamen gelip geçici ve bizim takibimiz altında olan kabul edilebilir komplikasyonlar. Yani özetle ben şunu anladım sözünden. Bu yüksek basınçla yapılabilen bir cihaz, uygulayabilen bir cihaz iyi ellerde çok dayan etkisini azaltabiliyoruz. Fakat müteakip defalarda girilirse bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Onlardan da değişik alternatif tedavi yöntemlerine geçiyoruz. Zul söyledi. Tabii ki. Şimdi cihaz ne kadar iyi olursa olsun, evet, bunun operatörü yani kullanıcısı olaya hakim değilse eğer, tamamıyla zararlı yani faydalı bir çizgiden zararlı tarafa geçmiş oluyorsunuz. Yani burada söylenmesi gereken işte robotik cerrahi vardır. Robotik cerrahi minimal invaziv bir yöntem kabul edilir. Küçük deliklerle girersiniz, cerrahi yaparsınız. Çok hassastır. Elin yapamayacağı hareketleri yapar. Fakat eğitimini almazsanız olmaz. Zarar verirsiniz. Ben de kısa bir araya gireceğim şimdi. Çünkü yönetmen arkadaşımız uyardı. Aradan sonra da taşlarda cerrahiyi nasıl yaparsınız? Onu da konuşalım seninle. Ve tabii ki daha prostatımız var. Mesane var. Şu mesaneyi de çok Kuzey Kıbrıs'ta özellikle mesane kanserlerini çok sık gördüğünüzü biliyorum. Sebeplerini araştıracağız. Nasıl korunabiliriz? Ondan konuşacağız. Ama ben kısa bir araya gireyim. Çünkü yönetmen arkadaşımız uyardı. Efendim kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili Necmettin'i biraz daha terleteceğim ben. Bizden ayrılmayın lütfen efendim. Tekrardan iyi akşamlar. Tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte yeni bir konu ağırlıyoruz ve üroloji diyoruz. Benim de çok sevdiğim sevgili Necmi bu akşam bizlerle birlikte. Necmi Bayraktar arkadaşımızla taşları konuşuyorduk. Ürolojinin en temel konularından biri olan böbrek taşlarından bahsediyorduk ki kısa bir araya girdik. Kendisi bize böbrekteki taşların veya ürolojik yollardaki taşların kırılması ile ilgili nasıl kırılıyordu bahsediyordu ve hangi durumlarda ameliyat ihtiyaç hissedilecek diye sormuştum ve araya girmiştik. İkinci bölümde de kendisiyle birlikte prostat ve mesaneyi konuşacağız diye de söz vermiştik. Evet sevgili Necmi, sana arada Necmettin dedim ama özür dilerim. Sevgili Necmi, biz böbrek taşlarını siz çekişle kırmıyorsunuz, evet, buradan yola çıkarak. Nasıl kırıyorsunuz demiştik. Buna birazcık özet istiyorum senden. Ve hangi durumlarda nasıl ameliyat yapıyorsunuz? Kısa bir özeti alalım ve prostat diyelim beraberce. Biraz önce de açıklamaya çalıştığımız üzere bir yöntem işte vücut dışından su içerisinde oluşturulmuş, çeşitli enerjilerle oluşturulmuş şok dalgalarıyla taşı kırmak. Bu ayaktan yapılabilen taş tedavisinin cerrahi olmayan bir opsiyonu. Cerrahiye göre her zaman tabii ki daha emniyetli bir yöntem. Biraz önce de vurguladığımız gibi ülkemizde şanslıyız ki yeni alınmış. 2012 için yeni alınmış ve en son teknoloji bir cihazımız var. Bugüne kadar da 100'den fazla, 200'e yakın hastaya tedavi verdik. Burada gene bu cihazla ilgili bunu söylemek istiyorum çünkü cihazın ülkemizde bulunması halihazırda bulunması çok önemli özellikle taş hastaları için. Çünkü daha önce kullandığımız cihaz çok eski jenerasyon bir cihazdı. Çok etkin değildi ve bir takım taşları kırma
odaklama yeteneğine sahip değildi. Bu ne demek? Çok fazla derinlemesine konuşmadık. Bunlar çok uzun bir konu aslında. Sadece tek başına bir program bile yetmeyebilir taş hastalığı için, ama taşların bir kısmı röntgen ışınları altında görünemeyebiliyor. Evet. Ve bu taşları saptayabilmek için ultrason veya tomografi gerekiyor. Aynı şekilde bu taşları kırabilmek için de ultrason eşliğiyle odaklama yöntemi kullanılıyor. Daha önceki cihazımızda bu yoktu. Birçok merkezde de yok. Fakat şu anda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan cihazda ultrasonla odaklama aparatı, aleti de var. Dolayısıyla bu taşlara da şifa verebiliyoruz. Aynı şekilde değişik aparatlarla birlikte çocuk yaş grubunda da, yani pediatrik taş hastalığında da, üriner sistem taş hastalığında da tedavi seçeneği olarak bu cihaz sunulabiliyor. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki taş kırma vücut dışından şok dalgasıyla, su içerisinde oluşturan şok dalgasıyla taş kırma yönteminde şu anda çok çok ilerideyiz ve güvenle bu yöntemi uygun olan taşlarına tercih edebilirler. 100 tane vaka yaptınız. Ciddi bir sorun karşılaştınız mı? Yani birkaç vakada taş yolu diye tabir edilen taşın parçalara ayrılıp idrar kesesi girişinde birikmesi ve bu birikme nedeniyle de düşememesinden ötürü ufak bir müdahale, kapalı bir cerrahi geçirme şeyleri oldu. Fakat bu az, komplikasyon değil değildir. Bu aslında tedavinin bir parçasıdır. Taş kırıldı, hasta taşlarını döktü, evet, fakat düşüremedi. Bu da sanıyorum işte 3 veya 5 hastada olan bir şey. Zaten bu tedaviye başlarken de hastaya bu komplikasyon demeyeyim, bu sonuçlardan da bahsediliyor. Hasta bunun bilincinde gidiyor. Hastanın da aslında bilinçlendiği zaman tercih ettiği yol bu. Çünkü eskiden diğer tedavi yöntemlerine geçiyoruz ama bu arada. Eskiden cerrahi çok zordu. İşte açık cerrahiler yapılıyordu. Yani hastayı kesiyorduk. Ve hasta uzun vadeli bir nekaat döneminde kalıyordu. İşte 5 gün, 10 gün hareket etmekte zorluk çekiyordu. Biraz önce de programın başında konuştuğumuz üzere bu endo-üroloji dediğimiz yöntemlerle yeni üretilen cihazlar, yeni üretilen kameralar ve enstrümanlarla bu işlemlerin yapılabilmesi, yani idrar yollarının içerisine girebilmek ve orada bir takım müdahaleler yapabilmek çok kolaylaştı. Eskiden cihazlar daha kaba sabaydı, aydınlatma çok iyi değildi, süre kısıtlamaları vardı, enstrümanların içerisinden geçecek diğer çalışma elemanları uygun değildi, kabaydı ve bu tedavileri yapmaya müsaade etmiyor. Fakat şu anda o bahsettiğimiz böbrekle idrar kesesi arasındaki küçük kanalcığın içerisine bile girebileceğimiz, o girdiğimiz aletin içerisine de geçebilen çeşitli aparatlarla, çeşitli aletlerle, işte lazerle bu taşlar orada çok kolaylıkla parçalanabiliyor ve hasta aynı gün birkaç saat sonra evine gidebiliyor. Dolayısıyla bu taş kırma cihazındaki bahsettiğim işte taşlar döküldü ama düşüremedi, kişisel faktörlere bağlı, işte idrar kesesinin girişindeki kanalın ağzının doğuştan veya sonradan bir daralmış olması, orada o taşın ne kadar suyun geçişine müsaade ediyor ama ne kadar küçük olsa da o taş parçacığın geçişine müsaade etmiyor olması, bu gibi sonuçları doğurabiliyor. Yani tabii cihazın kabahati olmadığını söylüyorum. Anladım. Burada. Ama bu küçük bir ihtimal neticede. Tabii ki çok küçük bir hasta ihtimal. Grubunda olan, evet, bir şey bu. Cerrahi de artık kolay gibi anlattın. Ben de yani... Cerrahi, evet, yani burada tabii şeyimiz var. Yani taşın yine boyut ve lokalizasyon önemli. Yani nerede olduğu önemli. Biraz önce bahsettiğimiz şey böbrekle idrar kesesi arasında olan o işte 4-6 milimden büyük olan taşlar için bahsettiğimiz yöntem. Yani çok ince bir ışıklı kamerayla idrar yollarına girip idrar yolları içerisinde o taşı gözle görüp o enstrüman içerisinden başka bir enerji biçimi, işte lazer en kolay anlaşılabileceği dilde geçirip taşı orada küçük, daha küçük parçalara ayırıp kendi başına dökülmesini sağlamak. Sağlam. Veya başka basket dediğimiz aparatlarla bunları vücut dışına çekmek yöntemidir. Fakat böbreğin içerisinde biraz daha farklı yaklaşmak gerekiyor ve yine burada boyut önemli. İşte 2 santimin üzerindeki taşlarda bugün için cerrahi öneriyoruz.
Burada en popüler olan yöntem perkütan taş cerrahisi. Perkütan demek işte bir yeri delerek müdahale etmek demek. Burada yapılan şey sırt bölgesinden yaklaşık 1 santimlik bir kesi yapılıyor. Ve bu kesi içerisinden özel kılıflarla böbrek içerisine ulaşılıyor. Böbrek içerisindeki idrar yollarına ulaşılıyor. O kılıf içerisinden de yine bu özel kameralar yardımıyla taş görülerek vücut dışarısına alınıyor. Eğer büyüklüğü uygunsa doğrudan taş alınıyor. Değilse yine böbrek içerisinde lazer ve benzeri taş kırıcılarla böbrek içerisinde kırılarak küçük parçalar edip o küçük parçalar dışarılara alınabiliyor. Burada da eskiye nazaran çok daha kısa süreli bir hastanede yatış dönemi var. Yaklaşık 3 gün gibi. Bazen bazı idrar drenajını sağlayacak aparatlara takmamıza gerek olmuyor. Onları yapmazsak yine bir gün sonra bile hastayı taburcu edebiliyoruz. Yine bu ameliyatlarda kan kaybı, işte vücudun kendini toparlama süreci, o nekaat dönemi çok çok daha kısa ve operasyonlar çok daha güvenli. Dolayısıyla büyük kesiler yapmadığınız için diğer komplikasyonların işte bir fıtık olması, ne bileyim yara yeri enfeksiyon olması gibi takım sorunlardan uzaklaşıyoruz. Burada kullanılan aletler çok çok kibar aletler. Dolayısıyla açık cerrahideki gibi daha kaba bir yaklaşım söz konusu değil. O yüzden iyice kolaylaştı işimiz. Anladım. Burada da sevinerek yine şunu söylemek lazım. Bunlar böyle bazen havada kalabiliyor. Ülkemizde hali hazırda yapılabilen işler. Çok iyi. Ben şuradan özetle şunu anladım. Efendim 2 litre su için günde böbrek taşınız olma ihtimalini azaltın. Riski sıfırlamıyorsunuz ama susuz kalmayın. Yanınızda su bardağınızı dolu tutun ve suyu için tabii ki temiz su olmasına özen gösterin ama direkt suyla da çok ilişkili değilmiş. Ama suyla ilişkili başka hastalıklarımız gelmesin başımıza. Evet. Onun için böbrek taşından korunabilecek en önemli yöntem bu. Ben buradan prostata geçeyim. Çünkü prostat Kuzey Kıbrıs'ta oldukça fazla. Sizin için prostat tek bir organ dedin demin. Prostat hastalığı var dedin. Ama biz prostat büyümesi var diyebiliriz. Prostat kanserleri var diyebiliriz. Bir PSA'mız var. Belli yaştan sonra bakın edin eyleyin diyorsunuz. Nedir şu prostat hastalıkları? Bir senden dinleyelim. Şimdi, özetle olsun. Sevgili Hacettepe mezunları derine bayağı inerler. Evet, ne yazık ki bir konuşmaya başlayınca ne kadar derinleşebilecek evet. Şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim diye şey oluyor. Ben prostata geçmeden hemen önce şunu söyleyip taş hastalığında beni de kapatmak istiyorum. Suyu söyledik. Su en ortak payda taş hastalığında. Evet. Bol su tüketmek taş hastalığını azaltan kesin mutlak bir şey. Bunun yanında tuz ve et de. Bu ikisi de ülkemizde çok tüketildiği için yine kalsiyum metabolizması içerisinde bunların yeri var. Çok detayına inmeyeceğim. Tuzu azaltmak ve et tüketimini azaltmak da ispatlanmış bir şey. Tuz konusunda sana katılıyorum. Et konusu biraz zor oluyor be arkadaş. Ama eti de ben tuzu kaldırdım hayatımda. Bunun yanında yine taş hastalarına söyleyebileceğim son şey de tüketmeleri gereken bir başka gıda o da limon. Limonu ne kadar sitrik asit içeren gıdalar taşın çözülmesine, yani taş oluşumunda engelleyici faktörlerden bir tanesi sitrik asit. Bu da en fazla limonda bulunuyor. Her şeye limon katsınlar. Bu çok önemli bir, gecenin en önemli cümlesi buydu. Bol su, limonluk gıdalar. Bol limon. Evet ve tuzdan uzak duralım. Et konusunu dedi. Eti yani azaltalım biraz. Etsiz biz Kuzey Kıbrıs çok düşünemedim ama yarın da pazar mangal olayı olacak insanlarda. Şöyle bir mangala bakıp da bizi hatırlasınlar diye söylemedik bunu ama aza indirsinler. Aza indirsin. Ne kadar az tüketirlerse evet. Birçok hastalığa da etkisi var. Daha kolesterol bunların cevabı. Kolesterol, kırmızı etin ve işte hayvansal yağların yarattığı işte kanserlere çok yakın ilişkileri var. Evet. Prostat hastalığı yine günlük pratiğimizden yola çıkarak biraz daha böyle çok fazla derine inmeden geçmeye çalışacağım. Halk arasında kötü bir inanış var. Prostatı var denilen bir cümle var. Bu prostatı var olunca bütün prostat hastalıkları aynı tabir içerisinde. Yani tek bir hastalıkmış gibi düşünülüyor. Çok fazla bölmeyeceğim hastalıkları. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri diye kabaca ikiye ayırmak istiyorum burada. Bunun dışında iltihabi hastalıkları ve bir takım daha
farklı durumları var ama onlar çok daha nadir göründüğü için. Evet. Özellikle 50 yaş üzerinde prostat rahatsızlığı daha bir gündemde olduğu için şu mesajı vermek istiyorum. İki tane hastalık var bizim endişe ettiğimiz. Birisi iyi huylu prostat büyümesi, diğeri prostat kanseri. Bunların içerisinde en büyük risk faktörü yaş. Genetik faktörler mutlaka var içerisinde. Bu taramalarda yani özellikle prostat kanserini tarayacağımız zaman gündeme geliyor ama. Ben burada seni virgülleyeceğim çünkü burada çok önemli bir şeyi hemen hızlı geçtin. Prostat büyümesi 50 yaşın üstünde görülür gibi ben algıladım. Yaş en önemli faktör dedin. Başka bir faktörü prostat var. Prostat kanseri için de aynı şekilde. Onu geleceğim biraz sonra prostat kanserine. Prostat büyümesini engelleyecek başka bir sorun şeyimiz yok. Yani yaşla gidiyor muyuz buna? Ya tüh biz duramadık orada. ama neticede 50'den sonra herkesin mi büyüyor yoksa hep şunu söylüyorum ben hastalarıma da. Erkek cinsiyet yeterli bu hastalıklar için. Yani çok ömrümüz güzel yeterse, şey söyledin. Ömrümüz yeterse evet. Her erkek hem iyi huylu prostat büyümesinden hem de prostat kanserinden muzdarip olacaktır. Kimisi 50 yaşında, kimisi 60 yaşında, kimisi 70, 80, 100, 130 gider böyle. Evet. Ömrün yeterse hangisinin önce olacağını belirleme şansına sahip değiliz. Ancak genetik faktörler özellikle prostat kanseri için, iyi huylu prostat büyümesi için de aynı şekilde ciddi faktör. Dolayısıyla birinci derece akrabalarında işte baba, amca, dayı gibi akrabalarında bu tarz rahatsızlıklar olanlar biraz daha dikkatli yaklaşmaklar. Çok eşliliğin bir faydası var mı? Bu şey var mı? Negatifliği var mı burada? Çünkü Kuzey Kıbrıs gibi özellikle Akdeniz bölgelerinde prostat kanseri de ön planda olduğu söyleniyor. Yani mikrobik olaylar da ön planda şimdi, mıdır? Yoksa yani ne yazık ki mecburuz, bu bir süreçtir. Genetik artı yaş ile bu ilerleyen günlerde ortaya mı çıkacak? Biz hiçbir şeyden korunamıyor muyuz ya? Onu sormaya çalışıyorum. Şimdi çevresel faktörler bir kere genetiği değiştiremiyoruz. Evet. Yani yaşı değiştiremiyoruz, cinsiyeti değiştiremiyoruz, anamızı babamızı değiştiremiyoruz. Evet. Bunlar değiştirilemeyen faktörler. Dolayısıyla sürekli bir arayış içerisindeyiz biz. Çevresel faktörlerde neyi düzeltebiliriz? Evet. İşte hayvansal gıdalar, hayvansal yağlardan ve proteinlerden bahsettik. Bunlar tetikleyici olduğu gösterilmiş. Çok kuvvetli faktörler değil. Evet. Özellikle burada dünyada yapılan istatistiklerden yola çıkarak işte Çin'de, Japonlarda prostat kanserinin ve iyi huylu prostat büyümesinin daha az olduğu, bu ırkın Amerika'ya göç ettikten sonra bu hastalıkların daha fazla görüldüğü üzerine diyet alışkanlıklarına bakılmış. İşte soya ürünlerinin fazla tüketilmesi, kırmızı etin daha az tüketilmesi gibi faktörlerin etkili olduğu görülmüş. Daha sonra yine bu uzak doğudaki gıdalarda selenyum ve E vitaminin çok bulunmasına bağlı. Selenyum ve E vitaminin prostat kanserini önleyeceği yönünde bir çalışma başlatılmıştı. 2003'te, 2013'te tamamlanacaktı ama yaklaşık 2 sene önce sonlandırıldı anlamlı olmadığı yönde. Şu anda elimizde çok kuvvetli bir kanıt yok. Şunu yiyin, şunu yapmayın diye. Diğer bir moda çevresel faktörler içerisinde bu virüsler. Yani bakteriler değil, daha zor laboratuvar ortamında üretilen daha çok işte bulgularla, yani AIDS virüsü gibi çok yaygın olan human papilloma virüsü, HPV. Evet. Human papillomayı çok bilmezler halk arasında ama HPV'yi çok yaygınlaşmaya cinsel başladı. Yolla bulaşan. Veya HSV gibi. Evet. Bir takım viral hastalıkların bir takım kanser tiplerine yol açtığı söyleniyor. Hem prostat kanseri için hem mesane kanseri için, yani idrar torbası kanserleri için bunlar suçlanmış ve çalışmalar hali hazırda sürüyor. Yani biliyorsun işte AIDS'teki Kaposi sarkomu gibi bir takım rahatsızlıklar, kanser tipleri görülebiliyor. Dolayısıyla burada da bu çalışmalar sürdürülürken şu mesajı vermek çok yanlış olmaz. Çok eşlilik cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların yakalanma riskinizi arttıracağı için eğer şu anda biz çok net söyleyemesek de eğer bu virüsler bu işlerden sorumluysa siz de buna 10 sene 20 sene sonra aday olacaksınız. Peki sevgili Necmi, Necmettin demeyeceğim, özür dilerim. Sevgili Necmi, prostat büyümesiyle prostat kanseri nasıl insanlar tarafından ayırt edilecek veya ne şikayetli doktora gidilir prostat büyümesinde ama prostat kanserinde bu iki şikayetler daha fazla ön plana çıkabilir diyebilirsin veya hiçbirinin birbirinden ayrımı yok da biz bunu ayırt edebiliriz veya bir prostat kanserini nasıl tarasın insanlar veya nasıl erken tanısı yapabilsin? Var mıdır böyle olanaklar? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ben özellikle senin tıp bir yönüne girmedim. Hep insanların ne yapmasıyla ilgili konuları anlatmaya çalışıyorum. Ben çok iyi biliyorum.
Bir prostat kanserine girdiğinizde saatler boyunca o sana döken ellerinizde çok mücadeleler verdiğinizi. Ama evet, ben o yönünü istemiyorum senden. İnsanlara mesaj vermeye çalışıyorum. Maksatım bu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yanlış kanılardan yola çıkalım. Evet. İyi huylu prostat büyümesi tehlikeli ve rahatsızlık verici bir hastalıktır. Prostat kanseri daha tehlikeli ve daha kötü sonuçları olabilen bir hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi daha kolay olan bir hastalıktır. Prostat kanseri ise tedavisi eğer geç kalınırsa daha zor olan bir hastalıktır. Buraya kadar genellikle hastalarla hemfikiriz. Şu noktada iş değişiyor. Bulgu ve şikayet. İyi huylu prostat büyümesi kendini şikayet ve bir takım bulgularla gösterebiliyor. Nedir bunlar? İşte çok klasik. İdrar yapmakta zorlanma, çatallı işeme, kesik kesik işeme, çok sık idrar hissi duyma, gece normalden fazla tuvalete idrar hissiyle uyanarak tuvalete çıkma gibi bir takım semptomlar. Prostat kanserinde ise bir semptom, yani bir şikayet ortaya çıktığında aslında işler gecikmiş demektir. Aa. Yani kanserin mevcut organdan dışarıya çıkması işlerin kötüleştiğinin habercisidir. Dolayısıyla biz şunu söylememiz gerekiyor. İşte prostat kanserinden korkmamış. İşte kanser öldürücü bir hastalık olabilir. Dolayısıyla korkulması gerekir ama esas korkulacak şey geç kalmaktır. Dolayısıyla bu hastalıktan korku şu anlamda olması, yani yakalanma korkusu değil, geç kalma korkusu olmalıdır. Erken yakalayabilmek için de herhangi bir bulgunun olmasına gerek yoktur. Prostat hastalığına ilk başlarken şunu söyledik. Prostat hastalığını kafanızda ikiye ayırın, diğerlerini bize bırakın. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri. İkinci söylediğimiz şey de en büyük risk faktörü yaş. Yani belli bir yaştan sonra mutlak surette prostat kanserinin taranması gerekiyor. İyi huylu prostat büyümesini taramaya gerek yok. Zaten prostat kanseri taranırken o da taranmış oluyor. Bu taramayı nasıl yapacağız? Hiçbir belirtiniz olmasına gerek yok. Yani bir işemede şikayetiniz olmasın. Kendinizi taş gibi hissedin. Hiç bu problem değil. Bunu zaten yine hastalarıma örnek olarak da söylüyorum. Eskiden hastalar doktorlara gidip şunu duymak isterlerdi. Hasta mıdırlar gerçekten? Yani bu ne demektir? İşte hasta bir evde bitkin, şurası ağrıyor, burası ağrıyor. Bir doktora gideyim görsün de işte yani hastayım herhalde ben diyordu. Gidiyordu, doktor bakıyor, diyor ki evet sen hastasın, işte dizinde şu var, omuzunda bu var. Bugünse tıp öyle değil. Yani modern tıbbın yaklaşımı şu. Adam evde taşı sıksa suyunu çıkaracak, kendini çok sağlıklı hissediyor, çok dinamik hissediyor. Ama yani ya ben bir doktora gideyim de bir hastalığım da olmasın altta yatan diye gidecek ve doktor diyecek evet senin bir hastalığın yok. Bugünün tıbbı bu. Bizim en büyük korumamızı sağlayan şey bu. Dolayısıyla eğer ailede birinci derece akrabalarda o genetik faktörün yoksa, pozitif değilse hastada 50 yaşından sonra her yıl. Eğer varsa 50 yaşından sonra her yıl ne yapacak? PSA dediğimiz kandan bakılan bir işaretleyiciyle yani prostat kanserini işaret eden bir markerla prostat kanseri taramasını yaptıracak. 50 bu sonucunu, yaşından sonra muhakkak her yıl yaptırıyorsunuz sevgili beyler. Bu sonucunu da mutlaka bir üroloğa gösterecek. Evet. Her zaman yüksekliği kanser midir? Hayır, değildir. Biraz yükseklikler oluyor bazen, insanlar perişan oluyor. Hemen o zaman onu da ben hızlıca söylemeye çalıştım. PSA'nın, bu PSA dediğimiz şeyin açılımı şu: prostat spesifik antijen. Evet. Yani prostata özgü bir işaretleyici. Cümle şu: prostata özgü, prostat kanserine değil. Evet. Prostatın her türlü hastalığında bu marker yükselebiliyor. Evet. İyi huylu prostat büyümesinde, prostat kanserinde, prostatın iltihabı hastalıklarında, bazen sert muayenesinde, bazen o biraz önce bahsettiğimiz kameralarla girip yapılan muayenelerde,
şiddetli kabızlıkta idrar yapmayı engelleyen diğer rahatsızlıklarda, nörolojik bir takım problemlerde o bölgeye yapılan, prostata yapılan baskılar neticesiyle kandaki bu PSA düzeyi artabiliyor. Dolayısıyla buradaki artışları veya PSA'nın seyrini mutlak surette bir üroloğun takip etmesi gerekiyor. Lazım. Neden ürolog da onkolog değil de derseniz üroloji uzmanları onkoloji dışındaki hastalıklarını da takip ve tedavisine daha hakim oldukları için bu benim görüşümdür. Kesinlikle bu mutlak beraber surette çalışılması gereken bir iş. Sonuç, ürolog evet. Burada bilmesi, ürolog görmesi lazım ki kanser dışı konuları da ikat edebilsin. Evet, bunların ayrıcı tanısını yapabilsin. Sonuçta her yıl gittiğiniz bu kontrollerde zaten üroloğunuz diğer kanser tiplerinin de kabaca bir taramasını yapacaktır. Dolayısıyla özellikle erkek hastalar için bu yönden çok şanslıdırlar. Çünkü tarayabildiğimiz bir kanser tipi olmasın nedeniyle, PSA nedeniyle bir üroloğa göründükleri zaman aynı anda hem iyi huylu prostat büyümesi, hem idrar kesesi, hem de böbreklerini rahatlıkla kontrol ettirebiliyorlar. Peki, kadında bu yok. Burada bir şey daha soracağım sevgili Necmi. Şimdi PSA testi yapabilmek için herhangi bir şekilde önceden hazırlanmak gerekiyor mu? Yoksa direkt gidip kan vermek yeterli mi? Çünkü ben okuduğum yerlerde işte belli bir süre cinsel ilişki yapılmaması gerekir gibi bir şey de mi var? Yani bunu söylemekteki gayem şu, hemen yarın gidip PSA'sına bir insan baktırması yeterli mi? Yoksa işte kabızlı olmayacak, şunlar olmayacak, bunlar olmayacak bir şey mi beklemesi lazım? Bir yerde öyle bir şey geçmişti gözüme. Senin nasıl bir yorumun olacak? Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi enstrümantasyonlar bunu etkileyebiliyor. Zaman zaman cinsel ilişkinde etkileyebileceğini savunan yayınlar, makaleler olmuştur. Genellikle cinsel ilişki bizi çok kısıtlayan bir şey değil. Çünkü özellikle işte 50'li 60'lı yaş grupları cinsel aktivitenin hala daha normal sürebildiği yaş grupları. Diğer hastalıkların, işte kardiyovasküler sistem hastalıklarının çok fazla ön plana çıkmadığı, daha bütün sistem, vücut sistemini, kan damarlarını etkilemediği bir dönem olduğu için böyle bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Yani fakat şu vardır. Eğer hasta kısa süre önce, yani birkaç hafta içerisinde bir işte idrar yoluna bir sonda dediğimiz özel bir kateter takılmışsa bu etkileyebilir. Bir takım ilaçlar kullanmışsa veya bir takım semptomları varsa, yani idrarında yanması varsa, zorlanması varsa PSA baktırması doğru olmayabilir. Çünkü bu dönemlerde PSA daha yüksek gelir. Ben genellikle ülkemizde de başka yerlerde de böyledir. Hasta doktora gitmeyi çok sevmez. Hastaneye gitmeyi çok sevmez. Evet. Veya gittiği zaman da bir anda işim bitsin ister. Ben günlük pratiğimde idrar tahliliyle beraber istiyorum. Basit bir idrar tahliliyle beraber istiyorum. Burada inflamatuar bir süreç varsa eğer o PSA'yı anlamlı kabul etmiyorum. Çünkü hasta şöyle bir senaryo oluyor. Geliyor diyor ki işte benim PSA'm buradaki normal değerlerin üzerinde çıkmış. Şimdi işte oraya gireceğim zaten. Hemen onu söyleyeceğim. Şu normal sınır, yanılmıyorsam 4 müydü üst sınır, yoksa 6 mıydı? Öyle yani bir şey. Test kitlerinde yazan 4 ama 4 değil. Tamam. Şimdi diyelim ki üst sınır 4. 4 kabul. 4,5 olursa ne olur? 4,5 olursa ne olur? Şimdi insanlar o kadar fazla endişeye kapılıyorlar ki aman hemen yüksektir bu, kanser mi oldum diye ortalığı kaldırabiliyorlar bazen. Tabii ki bir 4 olan üst sınır 10 olduğunda sizin için çok daha fazla bir anlam ifade edebilir ama bir 4,5 olduğunda ne olur? Siz ne yaparsınız? Veya ultrasonla baktınız, şüpheniz varsa biyopsi mi alıyorsunuz? Nasıl yönleniyorsunuz? Bir vaka üzerinden yola çıkarak izleyicilere evet, bilgi verin. Öyle daha kolay olacak herhalde. Evet. Şöyle yapabilir. Şimdi şu yanlışı da söyleyeyim. O 4 aslında çok doğru bir şey değil. 4'tür orada. O klasik cut-off değerimiz 4'tür bizim. Yani üst sınırımız 4. 4'ün üzerindeyse tedirgin. Yani tedirgin derken işte biraz daha şüpheci bakarız. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte bu hastada prostat kanseri vardır. Evet. Bu hastada bir anormal yükselme vardır. Altında prostat kanseri olmasın diye ayrıca tanıya gitmeye çalışırız. Evet. Yani biraz önce saydığımız diğer prostat rahatsızlıklarını ve PSA'yı yükseltebilecek sebepleri ekarte edip arkasından o biyopsi dediğimiz işlemleri planlarız. Evet. Bu nasıl olur? Öncelikle o cut-off değerini söyleyeyim. Yaşa göre farklı değerler alıyoruz artık. Yani
belli yaş gruplarında 2,5, belli yaş grubunda 4, hatta 6'ya kadar uzanabilen bir farklı yaklaşımımız var. Buradaki bugün için en güncel olan şey PSA'nın artış hızı. Yani o evet. Her yıl baktırdığınız zaman, o bir kere yaptırdığınız şeyden çok, her yıl yaptırdığınız PSA kayıtları nasıl bir yükselme ile ilerliyor? Bu bizim için çok daha anlamlı. Çünkü PSA ne yazık ki çok kuvvetli bir marker değil. Yani çok kuvvetle yani prostat kanserli ile prostat kansersizi birbirinden ayıran bir marker değil. Anladım. O yüzden, fakat ne yazık ki tek marker elimizdeki. O yüzden bu markerı kullanarak, bu markerı iyi yorumlayarak yaklaşmak lazım. Sizin sorduğunuza gelirsek 4,5'la bir PSA değeriyle bir tane hasta geldi. Normal değerin birazcık üzerinde. Burada normal şartlar altında eğer diğer faktörler yoksa, yani prostatın diğer hastalıkları ve bu enstrümantasyon ve benzeri şekilde PSA'yı yükselten diğer nedenler yoksa, bu hastada şuna bakmak gerekiyor. Herhangi bir semptomu var mı? Çünkü iyi huylu prostat büyümesinin de bir belirtisi yoktur. Semptomu yoksa aslında iyi huylu prostat büyümesini de dışarı ediyoruz. Dışarı çıkarıyoruz. O 4,5 değeri bir yıl önce neymiş? O bizim için yine önemli bir değer. Eğer bir yıl önceki değerimiz yok, elimizde sadece 4,5 bir değer ve bunun bu yükselmeyi de izah edemiyorsak, bu hastada yaklaşık 1/4 oranında prostat kanseri saptama olasılığımız vardır. Yani aynı durumdaki 4 kişiye, aynı şekildeki 4,5 olan 4 kişiye biyopsi yaparsanız bunların birinde prostat kanseri saptayabilirsiniz. Burada saptayacağınız prostat kanseri saldırganlığını belirleme şansınız yok. Fakat şunu biliyoruz, onun altındaki değerler, özellikle 10 PSA değerinin altındaki değerler çok kuvvetli bize organa sınırlı bir tümörü gösteriyor. O yüzden o 4,5 aslında çok önemli değil ama aynı zamanda çok önemli bir değer. Çünkü prostatın dışına taşmamış bir prostat kanserini o değerden yola çıkarak saptayabiliyoruz. Bunu saptarsak ne oluyor? Hastanın hiçbir şikayeti yok. Gelmiş bir kan değeri yaptırmış. Sadece şikayeti o. Kağıt üzerinde bir 4,5 değeri. Siz zor bela ikna etmişsiniz hastayı biyopsiye ve biyopside de prostat kanseri saptamışsınız. Hiçbir şikayet olmayan hasta. Bu noktadan sonra tedavi süreci başlıyor. Fakat bu noktaya kadar giden o talihsizlik aslında hastanın çok büyük bir talihi. Çünkü tamamıyla bütün fonksiyonlarını demesek de bütün yani prostat kanserinin yayılmasını önlüyorsunuz. Vücudundan tamamen kanseri uzaklaştırıyorsunuz. Elimizdeki metotlarla bu tedavi yöntemleri içerisinde cerrahiler var. Işın tedavileri var ve yeni yeni denenmeye başlayan dondurmaya üzerine kurulu kriyoterapi dediğimiz yöntemler var. Yani çok çok fazla ultrasonik yüksek frekanslı ultrason dalgalarıyla ultrason dalgalı yapılan tedaviler var. Bunların hepsi bu düzeydeki prostat kanserlerinde çok çok başarılı. Yani bu hastalığı soğuk algınlığından daha kolay geçirebiliyorsunuz. Fakat o 4,5 değeri değil de işte 14,5 olursa, 24,5 olursa, İşin 240 çok. Olursa atıyorum. Burada işin şekli çok değişiyor. Çünkü o hastalık artık prostat kanserine, prostata ait bir hastalık olmaktan çıkıyor. Yani prostat kanseri derken tabii gene prostat kanseri ama prostatın içindeki bir kanser olmaktan çıkıyor. Vücuda yayılıyor. İlk gittiği yerler lenf bezleri. Arkasından da en çok sevdiği yer kemikler. Bu noktada işte o korkulması gereken nokta. Yani o 4,5 seviyesi değil korkulması. İşte bende prostat kanseri. Yani orada bir şüphe var. 1/4'lik, %25'lik bir şüphe. %25-30 arasında değişen bir şüphe var prostat kanseri saptanması olasılığı var. Fakat bu saptanırsa dahi aslında talih. Daha farklı anlatmaya çalışan, 1980'lerde bu PSA dediğimiz şey yokken prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ve en sık öldüren kanser tipiydi.
PSA kullanılmaya başladıktan sonra ve hastalık prostat içerisinde, prostat sınırlı saptanmaya başladıktan sonra hem cerrahi hem de radyoterapide çok ciddi gelişmeler gösterildi. Oradaki anatomiyle vesaireyle ilgili ve başarıyla tedavi edilmeye başladı. Bugün için günümüzde prostat kanseri hala erkeklerde en sık görülen birinci kanser, fakat artık en sık öldüren kanser değil. Evet. Dolayısıyla taramadan asla çekinmesinler. Gene günlük pratiğimde birkaç gün önce olan bir şey söyleyeyim. 68 yaşında bir hasta 16 gibi bir PSA değeriyle geliyor. Hastanın yakını beni arıyor telefonda, diyor ki bu önemli midir? Bir yıl önce neymiş diyorum. Ya da 2 yıl önce neymiş? Hiç yaptırmamış. 68 yaş. Yani 18 sene beklemiş. Sonuçta işleri çok zorlaştıran şeyler bunlar. Evet. Tekrar başa dönüp o doğru mesajı verecek olursak, erkekler bu yönden çok şanslı. Çünkü 50 yaşından sonra hem böbrek hem idrar kesesi hem de prostatlarını sadece PSA'ya baktırmakla, baktırarak, yani yola çıkarak bir ürolog, evet, görüp bu üç organı da çok rahatlıkla basit ultrasonla taramasını yaptırabiliyorlar. Yani basit bir vizite. Basit bir vizit. Yani bir üroloğu görüyorsunuz. Biter. O zaten hepsine bakma ihtiyacını duyacaktır. Peki. Mesane kanseri. Mesane Şimdi kanseri. Süremiz de epey doldu. Çünkü bir 5 dakikamız var. Mesane kanseri de çok sık görülüyor Kuzey Kıbrıs'ta. Nedir mesane kanseri? Nasıl oluşuyor? Ne sebeplerle ortaya çıkıyor? Nasıl yaklaşıyorsunuz mesane kanserine? Çünkü çok da üzücü, güldürebilecek bir hastalık oluyor eğer başta yakalanabiliyor ise. Ne dersin sevgili Necmi? Şimdi mesane, bilindiği üzere mesane idrar torbasını tanımlayan bir sözcük. Buranın kanserleri dediğiniz gibi çok sık görülen kanserler. Hatta burada bir dipnot vermek istiyorum. Yine 90'ların sonunda yapılan bir çalışma var İzmir'de. Türkiye'de prostat kanserinden daha fazla görüldüğü söyleniyor. Öyle mi? Burada yine sağlıklı bir istatistiğimiz yok ne yazık ki, ama burada da aynı şekilde çok sık görüldüğünü söyleyebilirim. Dünyada da öyle. Mesane kanseri nasıl oluşur? Mesane böbrekteki idrar yolları ve mesaneden sonraki idrar yollarıyla benzeri bir epitele sahiptir. Fakat hem enfeksiyon hem de iritatif diğer faktörlerle çok kolay karşılaşan, kendi özel yapısı nedeniyle işte bir balon gibi küçülüp genişleyip bir düz kas, çok fazla derinleşmeyeyim yine, düz kas olmasına rağmen çizgili kas gibi kullanılmaya çok farklı bir organdır. Çok ciddi kanlanır. Dolayısıyla kanser görüldüğü zaman orada çok çabuk tekrarlar tedavi etseniz bile. En önemli risk faktörleri burada iritatif faktörlerdir. Yani bir taş hastalığı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, biraz önce sizin o bahsettiğiniz cinsel yola bulaşabilen hastalıklar, özellikle HPV şu anda suçlanan, daha tam kanıtlanmış değil ama hali hazırda ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle DNA düzeyinde çalışmalar, hücre kültürleri vesaire gibi. Ülkemizde neden sık görülüyor? Genetik zaten dünyada yaygın görüldüğü için bir sıklık faktörü var. Diğer sıklık sigara tüketimi. Sigara faktörü... Sigara ile direkt ilişkili bir kanserimiz ben. Sigara ile ilişkisi. Sigara içenlere 4 ile 10 kat daha fazla görülüyor. Ben sigara içmiyorum. Sen içiyor musun? Ben içiyorum. Ne kadar kötü bir durum. Ben içiyorum diyorum bir de. Yalan. Yakalandım. Yalan söylemek daha da kötü bir durum. Burada kesiyoruz sigarayı bugün itibariyle. Evet, inşallah. Özellikle i̇nşallah vesile olur. İnşallah vesile olur. Ben hiç içmedim. Lisede bir kez bir arkadaş gelip denettirmişti. Bak dedi, şunu içersen kızlar senden hoşlanır demişti. Ben de aldım, şöyle bir baktım, içinden duman çıkan bir mahlukat. Dedim ben baca değilim, onun için buna ihtiyacım yok. Bacalar tüttürür duman dedim. Ve o gün oldu içmedim. Kendimi çok, baca doğru bir karar verdim. Ben kendimi baca hissetmiyorum. Lütfen kes. Bir onkolog olarak da söyleyeyim. Mesane kanseriyle bu kadar ilişkisini ben çok bilmiyordum veya hatırlamadım daha, şu anda. Daha kuvvetli ilişkisini söyleyeyim, evet, o zaman. Laboratuvar ortamlarında bugün itibariyle en fazla demonstre edilen sigaranın zararı, en sık görülen ve
halihazırda erkeklerde de öyle en sık öldüren, pardon, en sık öldüren birinci kanser tipi olan akciğer kanseri. Tabii onu hepimiz biliyoruz. Burada çok yakın ilişkisi olduğu söyleniyor. %90 oranı. Fakat ne yazık ki değil. Laboratuvar ortamlarında tek başına sigarayla akciğer kanseri yapılamamış. Yanına başka maddeler de konulmuş. Fakat mesanede durum öyle değil. Tek başına sigarayla mesane kanseri yapılabiliyor. Oh. Laboratuvarda o kadar kuvvetli. Hatta benim hocalarım Hacettepe'de, özellikle onkoloji ile ilgilenen hocam, mesane kanseri tanısı konulduktan sonra sigara içmeye devam ederse hasta tedavisini üstlenmezdi. Bu derece kuvvetli. Ben de bunu kuvvetle öğrendim bir çocuk onkolo olarak. Tabii biz sigarayı her yerde söylüyoruz, aman içmeyin diye. Her yere zarar var ama mesanedeki bu kuvvetle ilişkiyi senin ağzından duymak da çok kıymetli. Demek bugün kestik sevgili Necmi. İnşallah. Buradan çıkışta artık cebimizde taşımayacağız. İnşallah. Onları da çöpe atmış oluruz böylelikle. İnşallah. Peki mesane kanserinin başarı şansı var mı? Erken tanınabilir mi? Veya ne bulgularla gelir? Nasıl tanınır? Tedavisi başarılı mıdır? Bir de senden bunları alalım. Mesane kanserleri çok sık görüldüğü için bizim tarama şeklimiz şudur. 50 yaş üzerinde, özellikle bu cümle çok önemli. 50 yaş üzerinde mikroskop altında görülen veya makroskopik gözle görülebilen kanamalar olması, idrarda kan görülmesi, aksi ispat edilene kadar tümördür diyoruz. Ve bunun aksini ispat etmeye çalışıyoruz. İdrarda kan görülmesi ne demektir? Üriner sistemin, yani idrar yollarının herhangi bir yerinde bir kaçak vardır. Yani idrarın oluştuğu böbreklerden başlayıp idrarın çıktığı yere kadar bir yerde. Fakat bunların içerisinde en sık görülen yer idrar kesesi olduğu için ve bunun ayrıcı tanısı da kolay olduğu için hızlıca hasta taranır. Genellikle de önce basit olan, invaziv olmayan, yani hastaya hastanın bir yerine bir zarar vermeden yapılan işlemlerden bir tanesi olan ultrason. Yapılır bu iş. İdrar kesesi içerisinde belli bir büyüklüğe kadar olan tümöral yapılar kolaylıkla görülür. Bundan küçük olan yapıları da ayırt etmek için programda başında söylediğimiz o endourolojik aparatlar, enstrümanlar kullanılır. Sistoskopi yapılır. Evet. Mesane kanseri için en klasik kendini prezente etme şekli ağrısız. Bu çok önemli. Yani yine kanserde gene böyle kötü bir şey vardır. İlla bir şey ağrı olması lazım. Ağrı şu bilinmelidir ki kanserin en son zamanlarında ortaya çıkar. Bunun dışındaki durumlar istisnaidir. Yani bir ağrı vesile olabilir erken olan bir kanser vakasının saptanmasında. Fakat genellikle kanserin ortaya çıktığı organda ağrı görülmez. Ağrısız, pıhtılı, gözle görülebilen bir kanamadan bahsederiz. Evet. Böyle bir şey varsa ve eğer sigara kullanıcısıysanız mutlak surette hiç oyalanmadan bir ürologla temas kurmanız gerekiyor. Mesane tümörünün ayrıcı tanısı açısından. Mesane tümörlerini program bitmek üzere olacak kabaca ikiye ayırıyoruz. Bunların bir kısmı yüzeyel, bir kısmı derin. En kaba tabiri bu. Şanslıyız ki yüzeyel olanlar %85'lik grubunu oluşturuyor ve bunların tedavi sürecinde organı koruyabiliyoruz. Yani idrar kesesini almaya gerek yok. Prostat kanserinde eğer organa sınırlı bir tümör saptamışsak ve cerrahi yapacaksak tüm prostatı olduğu gibi çıkarmak durumundayız. Ve bu rekonstrüktif tekrar yapılandırdığımız ciddi bir cerrahidir. Buradaysa eğer yüzeyel bir mesane kanseri saptarsak o %85'lik grup içerisinde bunu uygun hem cerrahi hem de bir takım kemoterapatik veya immünoterapi dediğimiz idrar kesesine verilen ilaçlarla kontrol altına alabiliyoruz. Küçük bir grubunda yine ilerlemeyi engelleyemiyoruz ama büyük bir çoğunluğunda organı koruyarak tedavisini başarıyla yapabiliyoruz. Fakat %15'lik grupta daha ciddi bir tedavi gerekiyor. O yüzden o %15'lik duruma kalmamak için insanlar bir de korkarlar. Ağrı da yoktur ya. Geçecek diye beklerler. O süreyi yapmasınlar çünkü biraz önce söylediğim gibi mesane çok enteresan bir organ. Çok kanlanır ve çok çabuk hastalık ilerler. Evet. Çok teşekkür ederim sevgili Necmi. Ben bu akşam seninle çok güzel bir sohbet ettik ama ben şöyle kısa bir özet yapacağım sevgili izleyenlere. Efendim bugün Necmi bize üroloji konusunda birkaç ana fikir verdi. Bol su dedi. 2 litreyi aşın. Böbrek taşından korunma riskiniz, böbrek taşı gelişme riskinizi azaltın dedi. Ve limon dedi, yanılmıyorsam. Limon kullanın dedi her yemeğinizde. Aynı zamanda prostat kanseri için lütfen yıllık
kontrollerinizi yaptırın dedi ve o PSA düzeylerinizi saklayın ve bir ürolog arkadaşla temasa geçin dedi. Genetik yapınıza da aman dikkat edin dedi. Genetik yapınızda yük varsa daha erken yaşlarda bile başlanabileceğinin sinyallerini verdi. Mesane için lütfen sigara içmeyin dedi ve çok eşlilikten uzak durun dedi. İltihabi olayları da ön plana aldı ve idrarda kan varsa lütfen doktorunuza ivedilikle başvurun dedi. Çünkü orası çok kanlanan bir organ, dağılma ihtimalini göz önüne almamız gerekiyor dedi. Ben sevgili Necmi'ye çok teşekkür ederim. Bu akşam çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Buralara kadar seni yorduk. Efendim, bir tıp dünyası daha bu şekilde sonlandı. Umut ederim sizlere güzel bilgiler aktarabildik. Gelecek hafta yine bu saatte, her cumartesi olduğu gibi saat 17.20'de bir kardiyolog arkadaşlar birlikte olacağız. Kalp sağlığı diyeceğiz. Bugün Necmi de birçok beslenmemizi değiştirdi ama gelecek hafta zannederim kökten değişiklikler yapılacak. Gelecek haftada lütfen bizle birlikte olun. Huzurla, sağlıkla bir hafta diliyorum efendim. İyi akşamlar.